Ulusal Kanal'da Kitap Aşkı programını izliyorsunuz. Bir şiirle başlıyoruz her zaman olduğu gibi. 8 Mart'a. 8 Mart'ların kutlanmasında ilk işçi kız direnişiyle Clara gelir Rusum'a 1911 yılından. Yürekle beyin çizgileri arasında güne olumsuz kalınamaz ki. Anlamını taşıyan kırışıklar hamalda, duvar ustasında, tarlada sabahtan akşama değin, bir de evlerinde ocak başında erkekten çok çalışan kadınların özgürlükle aydınlıkla aralayıp açtıkları kapılar var. Yitirdiği aslan evlatları dışında bir de eşleri var unutmadıkları. Emekçi kadınım, güzel insanım, bugün ve her gün çocuğum durmadan çoğalt zamanı. Elif Sorgun'un bir şiiri bu 8 Mart'a. Zuhal Tek Kanat asıl adı. 1938 Ankara doğumlu. Papyrus'tan baş yazılar, dostlarının kaleminden Cemal Süreya, 13 günün mektupları, Papyrus şiirler antolojisi, Cemal Süreya ve sonrası, Cemal Süreya 20 yaşında gibi kitaplarıyla, Cemal Süreya arşivinin tamamlanmasına yaptığı katkılarla sessiz bir yazın emekçisi Zühal Tekkanat. Yaşadığım yıllar onun zorlanarak yazdığı bir anlatıyı edebiyatımızın arşivine katmak amacıyla yazdığı yazılardan oluşuyor. Çünkü buna gerek duymuş. Bana imzaladığı kitapta böyle diyor. 30 sayfalık bu anı demetine doğduğu Ankara Cebeci'den, anne ve babasından başlıyor 1938'den. 1965'te ilk şiir kitabını yayımlar gibi ve Cemal Süreyya ile tanışır. Evlenirler, çocukları Memo Emrah doğar, sonrası hüzün. Şiirlerinde 10 yıl evli kaldığı Cemal Süreyya'nın taktığı Elif Sorgun adını kullanan Zuhal Tekkanat'ın şiirleri Yelken, Papyrus, Türk Dili, Türkiye Yazıları, Yeni Edebiyat dergilerinde yayımlandı. Sol Kanadım Tek, son çıkan kitabı Elif Sorgun adıyla, Sorgun'un 1965'te başladığı gibi, sonra Acı Ben, İçimizdeki Günler, Yakamı Bırakmayan Şiirler, Şiir Buluşması, Dikine Sarkan Çiçek adlı kitaplarından seçmelerle yeni şiirlerinden oluşuyor. Engin Turgut, sevginin en masum hali koşulsuz sevgidir diyor Elif Sorgun'un Tutkulu Patiler adlı kitabı için. İnsan olduğumuzu anımsarsak insanları da hayvanları da doğada yaşayan bütün canlıları da severiz diyor. Ve Tutkulu Patiler adlı kitabı için Zühal Tekkanat'ı kutlamak isterim. Bizlere böyle bir çalışma armağan ettiği için ve yayıncılığın ciddi bir emek ve aşk istediğinin bilincinde olan şen ve ay bakışlı ve deniz yürekli sevgili Vedat Akdamar arkadaşıma da ayrıca teşekkür ediyorum diyor. Sanatın büyüsü ve kardeşlik duygusunun yeryüzündeki bütün canlılarının yüzünü güldürmesi dileğiyle Tutkulu Patiler için yazıda böyle selamlıyor Zühal Tekkanat'ı. Tabii Art Shop yayınlarından çıkıyor Zühal Tekkanat'ın ve Elif Sorgun'un adıyla yazdığı şiirlerinin toplandığı kitaplar ve söylediğim gibi Tutkulu Patiler adlı kedilerle, kediciklerle ilgili kitabı da böyle. Evet, bugünkü programımızda iki konuğum var. Biri sevgili Hasan Hüseyin Yalvaç adıyla çıkarıyor kitaplarını. Hasan Hüseyin Yalvaç dostum. Diğeri Hakan Sürsal dostum. İkisi de şair ve yazar kimlikleriyle edebiyatımıza emek veren, edebiyatımızın sessiz ama dirençli emekçileri olarak varlar. Sevgili dostlarım, bugün elbette sizin yapıtlarınızı ağırlıklı olarak konuşacağız ama Cumhuriyetimizin 88. yılındayız. Cumhuriyetimizle ilgili kısa hem programımıza bir giriş olur hem de yapılan bir etkinlikten ben söz edeceğim. O etkinliklerden önce sizlerin düşüncelerinizi alarak başlayalım. Evet, Yalvaç, ne diyorsun dostum? Vallahi ne diyeyim, yasaklanmış bir bayram diyeyim. Yasaklanmış bir bayram. 88. yılda yasaklanan bir cumhuriyet. Yani bir devletin kuruluşunun bayramının yasaklanması, ki kamu tabii buna uyum sağlamadı, tepkisini gösterdi ama birçok yerlerde de bu işin çok basit olduğunu, bence burada biraz da yani bize düşen, aydınlara düşen bir noksanlık, yani cumhuriyeti anlatamamak, yani bir devletin kuruluşunun en büyük bayram olduğunu onun halkına anlatılamaması gibi bir eksiklik de hissettim ben kendi kendime. Evet. Bu aşılacak tabii, doğal yani ülkelerin içerisinde emperyalizmin ve o ülkenin karşı karşıya geliş durumlarına göre bu tür şeyler olabilir. Olmaması gerekir ama bunun için de kitlenin, milletin bilinçli olması lazım. Ama süreç çok farklı çalışıyor. Türkiye bir de çok merkezi
stratejik bir yerde. Yani emperyalizmin ana hedefi gibi falan görüyorum ben Türkiye'yi. Yani dünya adına ana hedef gibi görüyorum. Bu anlamda çok yükleniliyor. Yani emperyalizmin yeni projelerinin odak noktası. Odak noktası dünyanın evet. Hatta yanlış anımsamıyorsam, belleğim beni yanıltmıyorsa Milosevic'in Doğu Perinçek'e bir mektubu vardı bu konuda. Yani Türkiye faşist olursa dünya faşist olur, Türkiye sosyalist olursa dünya sosyalist olur gibisinden. Yani o derecede gerçekten hassas bir yerde yani. Bu hassas yeri tabii emperyalizm tespit ediyor. Tespit ettiği için de yükleniyor. Evet, yani 1919'da başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşımızın nasıl dünyada bir bağımsızlık rüzgarlarını getirdiğini söyleyebilirsek evet. Kıvançla ve gururla, evet. Günümüzde ben BOP'un eş başkanıyım diyen politikalarla, bu böyle politikaların sürdürülmesiyle de dünyaya eğer faşizm egemen olacaksa, Türkiye. Abi şimdi doğru koymak lazım. Yani dürüstlük evet. lazım. Yani şimdi evet. nedir? Hani ben sosyalizm istiyorum. Evet. Hani burada dürüst olacağım. Ben işte İslamiyet'i istiyorum. Evet. Dürüst olacağım. Faşizmi istiyorum. Dürüst olacağım. Yani şimdi politikaya baktığın zaman, edebiyat adına bakınca bir de yani soyutlayarak baktığın zaman komik şeyler ya. Bugün işte özür diliyorum. Yarın bu yapacaksın. Bugün şu. Yani 40 tane yalan. O rahmetli İsmet Ünlü'nün Çinlerler ya kafasında 40 tilki dolaşın kuyrukları birbirine dönüyor. Şimdi 40 tane yalan bu insanlardan kamuya yansıyor. Aa ben bunu istemiyorum ya. Kardeşim Türkiye'yi istiyorsan Türkiye kötüye gidiyor. Yani Cumhuriyet daha önce işte Yalova depremi olmuş. Bir sürü de Erzincan depremi hatta bugün çok ilginçtir. Aydınlığın arka sayfasında var Erzincan. Ya sen kamu olarak göre yardım gidiyor. Organizasyonu bilmem ne. Yani 88. yılda Cumhuriyet bence biraz buruk. Evet. Yani sorumlu evet. olan insanlardan evet. biri olarak da ben de buruğum evet. yani. Evet sevgili Hakan Sürsal. Sen ne diyorsun Cumhuriyet? Yeterince şey söylendi. Şöyle bir ilave sadece yapayım. O insandan yola çıkarak bizim insanoğlunun kavramların üzerine kıyafet pisletmek istediği kavramlar diyelim. Önce kıyafet giydirip ondan sonra çırılçıplak bırakmak da üstüne yok. Cumhuriyet de işte o kavramlardan bir tanesi. Kafasının ardında yatan ne varsa önce o kılığı onun üzerine geçiriyor. O kılıkla belli bir süre tanıtıyor. O tanıtımın ardından işte diyor bunun kılığı kötü, şimdi çıkarıyorum üstünden. Bu zihniyet sadece Cumhuriyet için geçerli değil. İnsanoğlunun bugüne kadar zaten izlediği bir düşünceye muhalif olmasını gereksinim duyuyorsa izlediği çizgi. Şu anki karşımızda demek istemiyorum tabii ama yani mecburen onu kullanmakla zorundayız. İşte belli kitleler bu yöntemi de çok çok güzel uyguluyorlar. Dediğiniz gibi de bunun da eş güdümlü çok büyük arkalarında baba yiğitleri, destekçileri varken de işler çok daha kolay tereyağından kıl çeker gibi yürüyor. Evet. Bu geçen hafta Cumhuriyet'le ilgili Işık Sönmedi Sönmeyecek adlı bir toplantı gerçekleştirildi. İzmir'de Yeni Kuşak Gençleri Derneği'nin toplantısı. Orada benim bildirim de bilirsiniz ben doğaçtan konuşurum. Çıktım orada Ahmet Arif'in Akşam Erkenler Mahpushaneye şiiriyle başladım. Ve dedim ki nereden çıktı bu şiir diyeceksiniz. Çünkü Cumhuriyet tutsak dedim. Cumhuriyeti temsil edenler, Cumhuriyet'in devrimci geleneğini temsil edenler bugün Silivri'de. Onlara bir selam gönderelim dedim. Bir de buradan gönderelim elbette birlikte. Çünkü gerek 12 Mart'ta gerek 12 Eylül'de yapılan operasyonlar Cumhuriyet'in devrimci niteliğini, halkçı niteliğini, ulusçu niteliğini, devletçi niteliğini, Cumhuriyetçi niteliğini yok eden çok operasyonlardı. Önemli. O tespit evet, çok önemli. Evet, yani evet. üstte işte yok anarşist gruplar, yok bilmem ne evet. gruplar falan değil. Altta senin söylediğin. Evet. Adam o zaman onun hesabını yapmış. Evet. Yani çok sistematik çalışıyorlar. Yani düşmanını evet. tanımadan önlem alamazsın ki. Evet. Doğru, doğru. Bu evet. 29 Ekim 2011 saat 10'da başlayıp akşama kadar süren Işık Sönmedi Sönmeyecek çok anlamlı bir adı var. Bu çalıştay, bir çalıştay gerçekleştirdi Yeni Kuşak Gençleri Derneği. Ve Dr. Selahattin Akçe Kültür Merkezi'nde Konak Belediyesi ile Yeni Kuşak Gençleri Derneği'nin düzenlediği çalıştay, Belediye Başkanı Hakan Tartan ve YKKD Başkanı Kemal Kocabaş'ın açık konuşmalarıyla başladı. Yeni Kuşak Gençleri Derneği'nin neredeyse 60'lık, 70'lik, 80'lik gençlerden oluşan mandolin korosunun mini konserinden sonra da
akşama kadar sürdü. Gerçekleştirilen 4 oturumda Kemal Kocabaş, Gülsün Bilgehan, Doktor Fatma Nur Şenkul, Oğuz Makal, Mümtaz Soysal, Engin Tonguç, Yakup Kepenek, Serdar Kızık, Öner Yağcı, Mustafa Gazalcı, Hatice Yücel, Alper Akçam, Varlık Özmenek, Oktay Gökdemir, Mithat Bural bildirilerini sürdüler ve izleyenlerin sorularını yanıtladılar. Cumhuriyetin ışığının sönmeyeceğini, evet, sönmediğini ve bu anlamda umutları köreltmenin hiçbir anlamının ve gereğinin olmadığını, o bizim Cumhuriyet'e sahip olma bilincimizin mutlaka yukarılara taşınması gerektiğini vurguladılar. Bu anlamda Cumhuriyet'in 88. yılında her şey de kötü değildi diye söyleyebiliriz. Yeni kuşak üniversitelerinden söz atmışken onların çıkardığı Yeniden İmece dergisini aktarmak istiyorum. Cumhuriyet 88 yaşında ışık sönmedi başlığıyla çıktığı 32. sayısı. Gerçekten dolu dolu 3 aylık bir dergi, eğitim, bilim, sanat, kültür dergisi. Dolu dolu eğitimden kültüre, siyasetten sanata, söyleşilerden kitaplara kadar gerçekten bir eğitimcinin, bir yurttaşın, bir aydının, bir sanatçının, bir cumhuriyete sahiplenme iddiasını taşıyan her insanın bilincini yenileyen yazılarla dolu ve bu Yeniden İmece dergisiyle buluşmak, Yeni Kuşak Kıyanetçileri Derneği ile bir çağdaş kurum olan bu dernekle buluşmak her yurtseverin görevidir diye düşünüyorum. İnternete girildiği zaman Yeni Kuşak Kıyanetçileri Derneği ya da Yeniden İmece Dergisi diye girildiği zaman bu dergiyle ve dernekle buluşmak mümkün. Evet, Hakan Sürsal, size geliyoruz. Bir şiirinizle başlayalım isterseniz. Buyurun. Değilim boğulurken gördüğün, mavi olamam balıklara karşı. Bıçak saplı mercanlar büyür tutkumda. Değilim kırmızı, kan kırmızı. Değilim lekesizlik, kara bulutlu bacalarda. Gri bile olamam kuşlara karşı. Katran ekerim toprağa, olamam kırmızı, kan kırmızı. Elimde tetik parmakları, değilim ağlarken gördüğün, iklimsiz asit yağmurları. Damarımda pıhtı çocuklar, hükmümde dar ağaçları, değilim duvar dibinde ölüm, onlar nar taneleri, kırmızı, kan kırmızı. Evet, Hakan Sürsal kendi yeni çıkan Kuş Ucu adlı kitabından bir şiiri okudu. Kim Hakan Sürsal ve Hasan Hüseyin Yalvaç'la birlikte niçin kitap aşkının konuğu oldular dersek, son bir birlikte kitap çıkardılar. Hüseyin Yalvaç ve Hakan Sürsal Şaka adlı kitapta buluştular. Şaka adlı kitaplarıyla da okuyucularını buluşturdular. Evet, sanki bu şakayı yazıyormuş gibi ben aradan çekileyim. İkiniz bu kitap nereden çıktı, nasıl çıktı? Hanginiz başlayıp anlatmaya başlamak isterseniz buyurun. Şimdi ben... Şaka nereden çıktı? Sony yayınlarından yayımlandı elbette ama. Şakadan çıktı. Evet. Şimdi Şaka tabii biz Hakan'la yaklaşık 6 yıllık falan bir dostluğumuz var. Evet. Hakan iyi bir şair. Yani tartışmasız ve Türk şiiri adına da yani ne bileyim onur duyabileceğim arkadaşlarımızdan birisi. Birçok etkinliğe beraber gidiyoruz biz işte İstanbul TÜYAP, İzmir TÜYAP. Evvelki sene İzmir TÜYAP'la beraber bizim bir uzun söyleşi şeyimiz oldu, yolculuğumuz oldu. Yani İzmir'den başladık, Söke, Silifke, işte Mersin, ne bileyim oradan Yenice, Gaziantep, Adana, Gaziantep'e kadar gittik. Tabii dolaşıyoruz, buralarda da işte edebiyat yazın dünyasının içindeyiz. Şimdi tabii ülkede olan olumsuz şeylerin bizi üzmesi gibi edebiyat dünyasındaki olumsuzluklar da bizi üzüyor. Mesela bir kitap buharında bir kitabı olan, yazar demeyeceğim çünkü bunu da ayıramıyoruz. Türkiye'de yazarla yazıcıyı, şairle şiirciyi ayıramıyoruz. Önden geçene uzatıyor. Bu kitabı ben yazdım, imzalayayım. İşte fiyatı 3 kuruş, 5 kuruş falan. Birisi bir öğretmenin önünü kesiyor mesela. Hocam işte anlaşalım çocuklar benden kitap alsın sana bir şey yaparız falan. İşte diyoruz kardeşim sen işte bu yazın dünyasına emek veren yazarları veya şairse şairleri tanımıyorsun. Tanıyor musun? Yok diyor ben okumam diyor. Beni etki altında alıyor. Etki altına giriyorum falan diyor. Yani böyle çok zeki, gelişkin
insanlarla tanışıyoruz, tanıklık oluyoruz. Bunları biz işte yayın evinde Hakan'la otururken, sohbet ederken konuşuyorduk zaten. Bir sürü birbirimizin ortak olduğu, ayrı ayrı da gördüğümüz anlar var. İzmir'e giderken arabada, işte dönerken pardon, İzmir'den dönerken böyle netleşti kafamızda. Şimdi ben notları çıkardım. Şimdi bunu da söylemek lazım. Yani emek adına şakanın varoluş nedeni Hakan. Evet. Yani yazım, kaleme alınışını onu söyleyelim. O çok önemli. Çünkü Hakan onu düzenli ve toparladı. Ben o kadar sabırlı da değilim. O kadar düzenli de yapamam. Bu ne oldu? Çok mu ilgi gördü? Çok ilgi görmedi ama bence şöyle bir şey bıraktı. Hani birilerine bir şey konuştuğu zaman cebimizde taşıyoruz onu. Al sana bir şaka diye falan. O işte falan sayfada kendine getiriyor. Hakikaten bir rezalet. Yani edebiyat dünyasında emek veren, yani diyelim ki günümüze kadar emek vermiş şairleri, has şairleri atlayan, has yazarlara atlayan, kendi çıkan bir kitabıyla kendini bir yerlerde gören, böyle bir soyutlama gücü olan, yani o yetkin özelliğe sahip bir insanın hiçbir zaman olmayacak davranışını sergileyen insanlarla rastlaşıyorsun. Bu saygısızlık tabii. Kendi yazdığına da saygısız aslında yani bu adam. Şimdi ben kalkıp şu kitabımı şunu pazarlayamam. Ha, bunu yapan, zor günlerde yaşayan arkadaşlar da var. Hani Hakan bizden genç ama belki sen hatırlarsın. Ben 70'li yıllarda üniversitede Ekici Över'de Halfetili Zeki Uluruh vardı. Hatırlar mısın? Evet, Aksan çıkardı. Evet. O Ekici Över'ün sahibi izin verirdi. Sahnede yeni kitabı bu derdi. O bir ekon. Bu öyle değil. Ben şairim diyorsun. Ya şair demeye adam korkar yani. Ben korkarım yani şairim demeye, yazarım demeye korkarım. Çünkü bana aklıma Orhan Kemal gelir yani. Sabahattin Ali gelir, Dostoyevski gelir yani. Gökten zembille inenler çoğaldı. Çoğaldı tabii diyorsun. Canım sen evet. Aragon'u bilme. Ya bir de şey tarafı var tabii yani zembille insinler, buyursunlar, gelsinler herkese. Kimsenin yerini işgal etme hakkına sahip değil yani. Herkes gücünce kalır orada. O arenada diyelim. Çünkü iş maalesef kötü sözcük ama oraya döndü. İş bir arenaya döndü. Dayatıyorlar da dayatıyorlar. İsimler önemli. Her gün bir sürü kanalda görüyoruz o peygamber bozuntularını. Şimdi şaka aslında şöyle de enteresan. Aslında başlangıcı Hasan'ın dediği gibi ama her gün bu şakada aslında 10 tane ürüyor. Şöyle bir şey yapılabilir belki. Filvaki kitabın sonunda öyle bir parantez açıldı. İkincisinin gelmesine gerek yok. Bu yeterli ama nasıl şiir yıllıkları yapılıyor? Yani evet. Bir şaka yıllığı edebiyatla ilgili olabilir. Gerçekten öyle. Yani bulunduğumuz her ortamda kişisel veyahut beraber veya bireysel istisnasız günde en az 3-4 tane şu kitabın içerisinde yer alabilecek olay yaşamadan eve dönmüşlüğümüz yok. Evet. Bu ne menen bir şey? Yani ve bahsettiğimiz edebiyat. Evet. Ya, yakıştıramıyor insan. Edebiyatın dahi bu kadar kirlenmiş olması bir edebiyatçı olarak haliyle şurasını sızlatıyor insanı. Evet, sızladı. Tabii Hakan da çok yoğun imgelerle şiir yazan bir şair olduğumuz için bu anlamda duyarlılığı fazla duyarlılık yüklü bir arkadaşımız olduğu için Hasan Hüseyin'in coşkusuyla bütünleşince bu Şaka adlı bir kitap çıkmış oluyor. Film gibi oldu. Olsun diye bitirmişsiniz. Ha, film gibi oldu hatta. Geçen gün gene konuşuyorduk bu meseleyi de bu kitap ön söz olsun bari. Yani evet, o kadar çok evet, çıkıyor ki evet, bu olay ön söz olsun evet, diye yani, düşündük. Yani. Yaşamın ve edebiyatın da bu arada nasıl kirlenildiği ile ilgili günlük yaşamdan, yaşanmışlıklardan yola çıkılarak süzülen, damıtılan bir takım anekdotlar. Yani, onun özeti bir reklam vardır. Reklam evet, derken onun özeti oradadır zaten. Yani gerçekten de utanmasalar o reklamın sahicisi verilecek düzeye geldi. Ve yani yaklaşığını veriyorlar. Bakıyoruz işte internet siteleri bilmem ne adam yani utanmadan gelin sizi de biz meşhur yapalım resimlerini koymuş. İşte evet, oraya Dostoyevski'yi koymuş, Orhan Kemal'i koymuş, Can Abi Can Yücel'i koymuş filan falan. Bunlar meşhur oldu. Ha sen meşhur ettin sanki. Evet. Bunlar meşhur oldu. Gelin yayın evimize. Yazdıklarının önemi yok yani. Biz de tabii, onlar gibi sizi meşhur yapalım imza bilmem ne yayın evi. Evet. Önemli değil. Evet. Ya bir de şeyden yani, düşünsene bak şimdi aklıma geliyor. Şimdi bizim ortak arkadaşımız Mehmet Bekar'ın da kulağını çınlatıyor. Evet, evet. Şimdi biz Acemi Birliği'nde Polatlı'da konuşurken akşam molalarda falan ya işte Alexander Bekin hani Moskova önlerinde var ya ya Pamfilov evet, çayı evet, demleyelim falan. Evet.
Abi şimdi o zaman yazılan, emek verilen bir roman, bir şiirin insanda izi kalırdı. İz bırakırdı. Seni değiştirip dönüştürecek. Yani böyle küçük küçük hareketler vardı. Şimdi böyle bir şey yok. Binlerce insan var. Ben üstelik bunu takip eden bir adamım. İşte Hakan da takip ediyor. Dergileri izliyoruz. Kim ne çıkıyor? Abi bugün çıkıyor, yarın batıyor. Kavgası yok. Giz bırakıyor. Yani, iz değil, giz bırakma dönemi. Giz bırakıyor, doğru yani. Evet. O anlamda da yani bir şaka bu. Evet, şaka ortak kitapları. Hakan Sürsal'ın İstasyon, Eşeğsiz Rodin, Karanlık Oda Gülücükleri, Mavi Revir, Ses, Çorba ve Taze Ekmek adlı şiir kitapları ve Sigaralar ve Kargalar adlı öykü. Bir de öykü Kuş Ucu, son çıkan Kuş orada. Da son evet. Şiir kitabı. Sone yayınlarından çıktı bu da. Evet. Hasan Hüseyin Yalvaç, Koca Koca Taşlarla başlayan, Merhaba Yaşamak, Umudun Şafağı, Sevdadan Yana Yaşamak adlı şiirlerle devam eder. Ortak bir kitabımız var Ahmet Nergiz ve Bahrem Yıldız. Sonsuzlar Rüzgar'da 68. Sonsuzlar Rüzgar'da 68. Kahrolsun Emperyalizm ve İşbirlikçileri, Aşk Rengi, Rüzgar Sesi Aşk, Mustafa Kemal Seçkisi, Şair Sözü Yalan Değildir, Atatürk Saray'da İşçi Destanı adlı şiir ve deneme kitaplarıyla da edebiyatımıza emek vermeye devam ediyor. Evet. Onları mahsus yazdık. Onlar da şaka. Onlar da şaka gibi. Evet. Sürsal, çok böyle serüven diyebileceğimiz bir yaşamınız var. Doğru. Ankara'yı iyi biliyorsunuz. Çünkü liseyi de Ankara'da bitirmişsiniz. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'ne girmişsiniz. Doğru. Biyoloji bölümüne ama bırakmadan ayrılmışsınız. Ondan sonraki yaşam serüveninizi kısaca bir aktarım. Bu şiir yoğunluğunun nereden, hangi yaşamdan süzülerek geldiğini dinleyenlerin, izleyenlerin ve okurların anlaması için. Ya, edebiyat sevdam aslında hep vardı. Ama fenciydim. Yani öyle bir enteresan çelişkiyle üniversite hayatım başladı. O yüzden de hep fenin de doğa bilimlerini severdim. İşte Ankara Üniversitesi 79'da Fen Fakültesi'ne girdik. Malum dönemler 79'da Beşevler'de okutmadılar tabii. Ankara'da Mimar Kemal mezunuyuz. İşte belli düşünce tarzımız. İstanbul'a geldim. Jeoloji mühendisliğine geçiş yaptım. Fakat İstanbul Üniversitesi bilenler bilir, o zamanlar şimdi Avcılar'a taşındı. Vezneciler'de mühendislik fakültesi, edebiyat fakültesi iç içeydi. Ortada bir hergele meydanımız ayırırdı onu. Ben daha ziyade edebiyat fakültesinde derslere girerdim. Hatta oradaki hocalarım mezun niyet döneminde ya sana buradan bir fahri bir edebiyat diploması da vermek gerekiyor'ya kadar gelmişti iş. Yani hiç o, bu şaka değil. Kendi bilim derslerimden daha fazla edebiyat fakültesinde misafir öğrenci olarak derse girdim. Edebiyat kulübü oluşturmaya o dönemler çalıştım. Ve ilgi alanlarımın en başında da felsefe ve yoğunluklu olarak dil felsefesi ve sosyoloji geliyordu. Sonuçta bütün bu ilgi, o zamanların yazma süreci aslında İstasyon o devrin kitabı. Yani üniversite yıllarımda yazılmış şiirlerden oluşan kitap. Fakat yanlış derken doğruyu bulmak da zor tabii ki bu camiada. O dönemlerin de keza yanlış isimleriyle tanışmış olmak beni edebiyattan soğuttu. O soğutuş 20 sene. 20 sene sonra bir dostum ya bunlar kitaplaşsın dedi. Ben de çocuğuma bir tane kalsın madem öyle deyip İstasyon'u üniversite yıllarımın İstasyon. Kitabını çıkardım. İstasyon. İstasyon neydi değil mi? İstasyon. İstasyon. Evet. Ya is orada is pikirlilik, tas sudur, temizlik, yön. Tercih et. İsmi tas mı? Ben de yani değişik düşündüm. Kirliliğin dolduğu tastan doğruyu bulmanın yönü diye değerlendirdim ben de onu. İlginç, evet adam. Herhalde ondan sonra durmak bilmedi. Öykü, şiir öyle devam çok etti. Bir anlamda ağır denilebilecek bir şiiriniz var. Yani imgeleri o kadar yoğun bir biçimde kullanıyorsunuz ki yani birisinin bir yorumunu okumuştum ben. Dilden harikalar yaratıyor diye söylüyordu. Gerçekten çok doğru bir yorumlama, doğru tanımlama bu. Yani şiirin sözcüklerle yazıldığını, o sözcüklere yüklediğimiz anlamların sıradan bir araya yan yana gelmiş olan sözcüklerin bir araya gelmesiyle şiiri oluşturduğunu bilinçli bir biçimde okuyucunun buyurun işte bu böyle bilinçle yazılmış bir şiirdir diye, yani yoğun imgelerle ve bilinç yüküyle duyarlılık yükünün örtüşmesinden oluşan bir şiirinizin olduğunu Ulusal Kanal izleyicilerine
bir aktarmak istiyorum. Elbette bir şiir eleştirmeni değilim ama 40 yıldan fazla bir süredir edebiyatta haşir neşir ve şiirle Nazım Hikmet gibi bir şiir okyanusunun en büyük edebiyatçımızın olduğu koşullarda yetişen bir iyi okuyucu olarak gerçekten çağdaş şiirimizin örnek gösterilebilecek şiirler içerisinde sayılması gerektiğini düşünüyorum Hakan Sürsal şiirinin. Siz ne dersiniz? Vallahi ben ona katılıyorum. Şimdi ben şiir konusunda Türkiye'de yani arkadaş çevrem içerisinde işte 64, ben de yaklaşık demek 46-47 senedir bu dünyanın içindeyim. 4-5 kişi vardır yani oturup şiir konuşabileceğim. Evet. Birisi Hakan bu. Hakan'ı ben önemsiyorum. Türk şiirinin geleceğinde çok önemli bir yere sahip olacağını. Bir de Hakan'ın bir özelliğini biliyorum. Bir de arkadaşlığın getirdiği. Biz mesela yayın evinde 3 saat, 4 saat, 5 saat şiir konuştuğumuz oluyor. Kesintisiz evet. Böyle. Evet. Şimdi Hakan bir ağacın kökleri gibi. Yani hem şiirin hem de birey olmanın verdiği o etiği çok iyi kullanıyor. Kök suya gider. Hani ne bileyim maden gereksinmesi neyse onları almaya gider. Hakan ya ben bu kitabı yazdım, iyi şiir değil. Sürekli bir arama ve sürekli yazılanları okuma, yeni ne yaratabilirim? Bir kere zeki, çok zeki. O ironiyi çok güzel kullanıyor şiirde. Evet, evet. Bir de Hakan'ın şiirinde bir özellik var. Mesela diyelim ki çok başta gördüğün bir çelişkiyle sonunda gördüğün çelişkiyi aradaki mesafe ne olursa olsun o zekasını ve tabii evet. Üniversite döneminde felsefeye olan ilgisi, edebiyata olan ilgisini de bu zemini beslemiş. Getirip orta noktada buluşturuyor. Oradan yeni bir imge çıkıyor. Evet. Şimdi Hakan'ın şiirinde ben hatta Hakan'ın şiiri üzerine kendisiyle de konuşurken şimdi bir anda çarpılıyorsun. Çok keskin. Mesela diyor ki ölü çocuklar ölü öğretmenlere gösterilmesin. Evet. Bir yerde geçiyor evet. Mesela. Şimdi bunu hemen anlayabilmesi için bir insanın şiir adına emek vermesi lazım. Bunun çok ilginç bir örneğini yaşadık biz şeyde, TÜYAP'ta, İzmir TÜYAP'ta. Hakan işte bir panel vardı, ben yönetiyordum şiirle ilgili. Hakan da konuşmacılardan birisi, bitti panel, konuştuk. Önce bir genç çocuk geldi işte, onunla görüştü. Sonra kapının önünde bir tane adam, sıradan bir işçi, bizim vatandaş gibi. İşte ben sizin ilk kitabınızı okudum, sizin şiirlerinizi sürekli izliyorum. Ve şeyinizi görmedim yani. Diğer kitaplarınızı edinemedim. Evet. Halbuki biz büyük yayın eviyiz. Nasıl edinemedim? Neyse. Çıktı Hakan sağ olsun işte gerekli ilgiyi gösterdi. Yeni kitaplarını imzaladı verdi. Biz fuardan çıkıp başka bir yere gidiyorduk abi. O adam bir yerde oturmuş Hakan'dan aldığı imzalı kitabı okuyordu. Evet. Yani şimdi bir işçide mutlaka örtüşen bir yan var ki bunu şey yapıyor. Evet, hani evet. Üst düzeydesin belki bilkim ama kamuyla örtüşüyorsun. Evet. Bu bence çok önemli ve şiirimiz adına seviyorum. Yani arkadaşımız evet. Olduğu için de seviniyorum daha doğrusu. Evet, Yalvaç'ın bir de başka özelliği var. Editör sonra yayınlarıyla ilgileniyor. Şimdi bir taraftan ben bir Gürer Yayınları'nın 3 kitabını tanıtacağım. Sonra Yalvaç, tamam. Sona Yayınları'nın kitaplarıyla ilgili söyleyeceklerini söyleyecek. Çetin Yetkin ustamız, Çetin Yetkin hocamız, Ölümün ya da Bunamanın Eşiğinde adlı bir kitap çıkardı. Ve çok orijinal bir biçimde adının açıklanmasını istemeyen bir çocukluk arkadaşım, yok ölümünden önceki günlerde bıraktığı notlarla şey yaptı. O notları ben bir araya getirmek durumunda kaldım ve böyle bir şey yaptım diyor. Sözde o çocukluk arkadaşının çocukluğundan başlayarak ki anılarıyla ülkemizde yaşanan bugüne göndermeler yaparak tabii öyle bir şey ki Türkiye'de askeri darbeler ve Amerika karşı devrim, Türk direniş ve devrimleri, Sutruma, Serbest Cumhuriyet Fırkası olayı, Siyasal Düşünceler Tarihi gibi 30'dan fazla kitaba imza atmış araştırmalarıyla, düşünüşüyle ve çıkarmış olduğu yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuku evet. Dergisiyle Çetin Yetkin Hoca Türkiye'nin kültürüne, edebiyatına, sanatına, bilimine, felsefesine önemli katkılarda bulunan bir ustamız. Siyasal iktidar sanata karşı da evet. Çetin Hoca'nın değil mi abi? Çok önemli bir kitap. Ve bu kitabıyla çok özgün bir biçimde zaman zaman böyle sürpriz çıkışlar da yapıyor. Ölümün ya da Bunamanın Eşiğinde adlı kitabı bu anlamda bir
usta bir kültür adamının romanlaştırdığı bir yapıt olarak mutlaka okunmalı diye düşünüyorum. Gürer Yayınları'nın kitabı bu. Gürer Yayınları da iyi. Evet, yani yeni yeni çok nitelikli kitaplar evet. çıkardılar. Upirlerin Fısıltısı, Çağın Dikenelli'nin yine Gürer Yayınları'ndan çıkardığı yeni bir kitap. Bir hafiye teşkilatı serüveni, 17. yüzyıl İstanbul'unda geçen fantastik bir polisiye roman. Şehrin altını köstebek geçitleri gibi sarmış arkaik tüneller, mantığın ötesinde garip olaylar, bin bir türlü upir, yaratık, arkaik dönem ırkları, zamana bir virüs gibi sızmış mistik aktörler ve Şeker Efendi ve Devşirme Sahap serisinin ilk kitabı olarak sunulan Upirlerin Fısıltısı, Abdülcambaz gibi bir çizgi roman fenomeninin izinden gidiyor. Tenten gibi büyük çizgi romanlardan besleniyor ve naif bir yapıyla ve çizimlerle zaman zaman Egemen Avda'nın çizimleriyle kitabın içindeki mistik, arkaik ve fantastik havayı güçlendiriyor. Çağın Dikenleri'nin bu kitabı da, fantastik polisiye romanı da Gürer Yayınları'ndan yayımlandı. Yine Gürer Yayınları'nın bir kitabından daha söz edelim. Bir Sami Gökmen, Doktor Sami Gökmen'den Arpacık Köyü, Fethiye, Muğla'nın 1935 doğumlu, ilkokulu kendi köyünde tamamlayıp Antalya Köy Enstitüsü, Aksu Köy Enstitüsü'nden mezun. Yani köy enstitüleri aydınlığının bize armağan ettiği bir usta ve CHP'den milletvekili seçiliyor 80 öncesinde 16. dönem Muğla milletvekili. İşte Kemal Onadolu, Süleyman Genç gibi CHP'nin sol kanat milletvekilleri arasında yer alıyor ve 12 Eylül'de CHP milletvekilliği olarak cezaevine alınan arkadaşlarımızdan, ağabeylerimizden biri. Cumhuriyet ve Keskin Dönemeçler adlı kitabından sonra Derin İzler adlı kitabında da bu yaşamından, ki Türkiye'nin yaşamıyla özdeşleşen, Türkiye'deki savaşımla özdeşleşen bir yaşamı var. Yaşamından kesitler sunuyor. Evet sevgili Yalvaç, sona yayınları ne yapıyor? Banu Avar'ı sana da mı söylüyor? Banu Avar'ın Kaçın Demokrasi Geliyor ile ilgili uzun konuşmak istiyorum. Bir de Enver Aysemer ile Orhan Gökdemir'in Cumhuriyet'in İlk Son Yüzyılı adlı kitaplar. Sizin şimdi, sonra yayınlarından sonra abi, zamanımız kalırsa. Tabii şey yapayım, ben önce şu gençleri tanıtayım. Ali Fırat Şenyurt diye bir genç kardeşimiz, Mikrop Adam isimli bir kitabı. Evet. Daha ortaokul öğrencisi. Yine o çocuklardan Başak Dadak, bu da Bursa'da ilkokul öğrencisi, ortaokulda. Onların Teknoloji Kuklaları ve Mikrop Adam diye iki kitabı, çocuk evet. kitapları. Evet. Gerçekten hani seviniyor, geleceğin hani o umut ayakta diri dursun evet. diyoruz ya. Evet. Kaan Polatlar'ın Tasavvuf ve Narsizm, işte Kur'an-ı Kerim'den ve diğer kutsal denebilecek kitaplardan o narsizmi, kendini sevmeyi, Tanrı ile ilişkisini falan değerlendiren çalışması. Kaan bu konuda zaten yetkin, bayağı geçmiş Tevrat'ı, Mevrat'ı inceleyen kitapları var. İşte Atılım Çağları var daha önce yayınlanan. Dördüncü kitabı bu. Bir de yaşı bize yakın ama ilk kitabı Mehmet Doğan Karakuş diye Adanalı bir dostumuzun, emekçinin bu kitabı. Bizim Orhan Kemal çizgisinde toplumcu gerçekçi, diyalogları Orhan Kemal'e yakın, benzer. Evet. Fakat özellikle bu kitap Kumkapı ve çevresindeki o sıradan insanlara anlatan, yalın bir öykü kitabı. Yani çok umutlu olduğumuz insanlardan, dostlarımızdan birisi. Evet, vaktimizin dolduğu evet. yarısı geldi. Biraz hızlı bir biçimde. Hızlı bunu da söyleyeyim o zaman. Evet. Taylan Kor Yüreğin Rüzgarın Telinde Keman Sesleri, seramik sanatçısı. Fakat bu şiir bir otobiyografi olarak adlandırmayacağım ama hayatın Çengelköy'ünden ta bugüne kadar geçen hem resimleri, hem desenleri, hem de şiirleri, benim söyleyeceğim şimdilik bunlar kitaplar evet. olarak. İzzet Harun Akçay'ın kitabı var, onu haftaya bırakıyoruz. Haftaya çünkü bırakıyorsun. Kendi kitabını görmeden aramızdan ayrıldı. Evet, son ayrıldı. Kitabını görmeden. Ona, bir de Mustafa'nın var, Şehirler Ağladığında. Onu da Kılıç gösterirseniz. Bu şeyi haftaya bırakıyoruz, İzzet Harun Akçay'ın. Tamam. Mustafa Sancar'ı da haftaya koyardı. O da Berkay'den. Peki. Onu da tamam. değerlendirelim dediğimiz gibi. Evet Hakan Şursal, bir şiiriniz daha rica edelim. Ya da şiirle ilgili ya da kitapla ilgili
ne söylemek isterseniz sizden. Şiir yok. Bir şiir o, daha. O söylüyor çünkü zaten. Evet, bir şiir daha. Kuş Ucundan, Sona Yayınlarından çıkan yeni şiir kitabından bir şiir daha dinliyoruz. Baştan başlayalım, en baştan, dik başlı. Ama burası hangi kutup ki gece bitmiyor? Baştan karayız, avcılar iyi biliyor yön bulmayı. Mektup getiremeyiz, kanatlarımız da pimli. Başı bozukluğu def etmek tarihindeyiz. Kısa anların çok zamanlarını çözenler gelsin. Yağmalanıyor yazıtlar, coğrafyamız çivi. Baştan başlayalım pamuk tarlasında ağıt olmaya. Kanımız çiftliklerde köle zenciliği. Gezegen cümbüşünün çığlığıdır şarkımız. Böylece beraberiz en erken günde, en baştan. Baştan başlayalım ses olmaya, duyanlar gelsin. Tepemizde demokrasinin kılıcı, bizse ondan keskiniz. Metal keşfedilmemişti aşık olduğumuz zamanlar. Başkanlar kendi çöplüğünde dilensin. Burası dünya, her yön halk, işçi ve ırgat. Dağda taşta yangın var, uzun öykülerin çırpınışını bilenler gelsin. Baştan başlayalım, en baştan, dik başlı. Baştan karayız, kanatlarımız pimli. Avcılar yön bulur. Birbirimize uçamayız, kavuşmaya yürüyelim. İnsanı sil baştan, sevmek isteyenler gelsin. Evet, yüreğinize, ağzınıza sağlık sevgili Hakan kardeş. Evet, Cumhuriyet'in ilk son yüzyılı çöken bir düzen üzerine tartışmalar diye Enver Aysever ile Orhan Gökdemir'in bir yapıtı Destek Yayınlarınca yayımlandı. Tabii çöken bir düzen üzerine tartışmalar deyince çökmek, yok etmek istedikleri ve bizim savunduğumuz Cumhuriyet'in doğrulukları, güzellikleri, devrimcilikleri değil. Cumhuriyet'in içerisindeki eksiklikler, yanlışlıklar üzerine zaten Enver Aysever genç bir kardeşimiz olarak bu anlamda sürekli kafa yoruyor. Kemalizm'den muhafazakar Atatürkçülüğe evrilen bir ideolojik restorasyon diye tanımlıyor. Gerçekten de Cumhuriyet o ilk devrimci atılımlarıyla 1930'lu yıllardaki hatta 40'lı yılların ortalarına kadar çok inanılmaz bir biçimde bir atak olan devrimci Cumhuriyet atılımlarından sonra geriye doğru adımlarla işte bugün karşılaştığımız sorunların bir günde gelmediği adım adım 50-60 yılda bugünkü noktaya getirildiğinin nedeniyle ilgili bir tartışma Orhan Gökdemir'le birlikte Enver Aysever'in Cumhuriyet'in ilk son yüzyılı Destek Yayın Evi tarafından yayınlanan bu kitabında okurlar tarafından okunarak içinde bulunduğumuz durumdan, sorunlardan nasıl kurtulmamız gerektiğini algılamak açısından günümüzde yaşanan olaylardan yola çıkarak gerçekleştirilen bir yapı. Tabii canım, hani tartışma olması bile evet. Çok önemli abi. Yani o, düşünmek. Mustafa Sancar'ın kitabından söz edebilirsiniz. Onu... Yok, onu madem şey yapılabilir. O, yani bu benim çok sevdiğim, Çorlu'da yaşayan Siverek'ti bu arkadaşımız. Şehirler Ağladığında. Ben Çağdaş Yaşar Kemal, hatta ötesinde gördüğüm bir yazar arkadaşımız bu. Müthiş bir dili var, müthiş betimlemeleri var. Bu son romanı, daha önce uzun bir öyküsü vardı. İşte Lale Ağıtları falan, yani 4-5 tane romancı bu son romanı. Bu yeni çıktı daha. Birinci baskı, ikinci baskıya geçti hemen. Evet. Çok iyi. Onu ama İsmet geldiğinde konuşulabilir bu veya başka bir zamanda. Mükemmel'e yakın bir Türkçesi zaman, var belki parantez olarak onu da iletelim. Haftaya hem TÜYAP kitap fuarı açılacak. Evet. Mustafa Sancar'ın şeyin aramızdan... Şeyin, evet İzzet Harun Akçay. İzzet Harun Akçay kendi yayınlanacak bunların bir de kitabını ya abi. Görmeden yani, aramızdan ayrıldı. Şimdi, onunla ilgili anmayı da gerçekleştirerek şey yapalım. Yani, evet. Hem kişilikleri de çok önemli. Yani yazdıkları da önemli. Ve şeyi çok önemsediğim ve bugünlerde okuduğum son Çetin Yetkin'in kitabıyla Bani Avar'ın kitabını son okuduğum iki kitap bunlar. Remzi Kitabevi'nden çıktı. Kaçın Demokrasi Geliyor ama bununla ilgili geniş konuşmak istiyorum. Onun için haftaya Bani Avar'ın kitabını da bırakıp birkaç dergi yine tanıtmak istiyorum Ulusal Kanal izleyenlerine. Sevin Tay'ı korkmayın tepmez diyor demişti İbrahim Yıldız ağabeyimiz. Tay adlı bir dergi Karabük'te çıkıyor. Eylül-Ekim sayısı 121. sayı.
Karabük'te 121 sayı dergi çıkarmak önemli. Gerçekten 12. yıl. Karabük Kültür Sanat Derneği'nin Kültür Sanat Çevre Dergisi çok müthiş bir başarı. Bu başarıyı gerçekleştiren İbrahim Yıldız'ın oğlu Halil Nihat Yıldız başta olmak üzere tüm emek veren kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza saygı ve selamlarımızı iletiyoruz buradan. Tay dergisi zaten dosya dergilerle ünlemek adıyla kapak yapmışlar. Karabük'te çıkıyor diye söyledim. Öğretmen Dünyası dergisine geleceğim. Öğretmen Dünyası dergisi 382. sayıya ulaştı. 12 Eylül 1980'den itibaren yayımlanıyor. Ekim 2011 sayısı 382. sayı. Kendi haritasının gezgini öğretmen yazar Osman Nuri Poyrazoğlu diye başlıyor. İşte Zeki Sarıhan, Ulusal Eğitim Derneği'nin başkanı Zeki Sarıhan'ın yönetiminde çıkan dergi gerçekten 32. yılında. Yani edebiyatın, kültürün nabzının dergilerimizde attığını kanıtlayan bir biçimde başarısını sürdürüyor. Hem öğretmen dünyasını aktarıyor, hem sanat edebiyatı birlikte. Yine bir Anadolu dergisi Şehir'de Devrek'te çıkıyor. Evet. Devrek'te İbrahim T. kardeşimizin yoğun emeği ve yönlendiriciliğiyle yine bir Anadolu dergisi olarak Devrek'ten bize sesleniyor Şehir. Şehir'in de 66. sayısı olmuş. Ağustos Eylül sayısı aylık olarak çıkıyor ve Şehir'de aynı Tay gibi kutlanması gereken bir dergi. Son söz edeceğim dergi yine Cengiz Gündoğdu'nun ve Berrin kardeşimizin yoğun emekleriyle 255. sayıya ulaşan İnsancıl dergisi. Burada inat deyince akla gelen bir isim Cengiz Gündoğdu. Edebiyatımızın gerçekten bilinçli, birikimli ve edebiyatla felsefeyi buluşturup edebiyatımızda felsefe eksik. O yüzden edebiyatımızcılız. O yüzden edebiyatımız satılıyor, horlanıyor, aşağılanıyor düşüncesini hayata geçirmek için hayatını bu anlamda dergiyle de ve insancıl yayınlarıyla da kanıtlayan bir ağabeyimiz. Söylenmesi gerekeni söylemek işte abi. Yani dergilikte onu yapıyorlar. Evet. 255. sayısını çıkardı İnsancıl'da. Bu açıdan İnsancıl dergisini de edebiyat dergiciliği, kültür dergiciliği, sanat dergiciliği, felsefe dergiciliği açısından anlamlı bir başarıya imza attığı için kutlamak zorunlu bir görev. Evet sevgili Hakan Sürsal, sizinle bağlayalım programımızı. Yine ister bir şiirinizi seslendirin, ister sizin şiirinizi Yalvaç seslendirsin, ister ben seslendireyim ama uygun düşeni hazır şair buradayken kendim anla sahip çık. Bir şiir daha dinleyerek noktamızı koyalım. Kuş Ucundan, Sona Yayınlarından çıkan yeni kitabı Kuş Ucundan şiirle. Sakıncalı bir şiir okuyor. Evet. Kendinize yaslanın, başlıyoruz. Şu bahçıvan saksımdaki çiçekleri satıyor. Yevmiyesi kesem de kir dert değil. Benim başım ağrı, gönlüm çukurca. Aklım fikrim gelincik tarlamda. Ama şu kırbaç adam kökümü kamçılıyor. Kamçılar ya Edirne'den Ardahan'a. Ankara'dan ta kutba. Yatağıma uzanmışım. Hadi New York'u da unutmayalım, üzülür. Başladık. Kırık bir harami limanlarıma dalmış. Evet. Kendinize yaslanın, başlıyoruz. Şu bahçıvan saksımdaki çiçekleri satıyor. Yevmiyesi kesem de kir dert değil. Benim başım ağrı, gönlüm çukurca. Aklım fikrim gelincik tarlamda. Ama şu kırbaç adam kökümü kamçılıyor. Kamçılar ya Edirne'den Ardahan'a. Ankara'dan ta kutba. Yatağıma uzanmışım. Hadi New York'u da unutmayalım, üzülür. Başladık. Kırık bir harami limanlarıma dalmış. Dalar ya kime zulüm. Onlar demir atar, biz çelikten su çekeriz. Güneş doğar Dardanel'e. Agamemnon buzlanır. Soğuktur ayın ters tarafı. Başladık. Kimine göre aksıyoruz, kimine iyi geliyordur bu aşk. Herkes keyfince nasiplensin. Muhteşem yüzyıldan da dem vurmayacağız. O ki babası Yavuz, ardılı Lale. Saraylarla işimiz yok. Elhamdülillah dünyalıyız.
başladık. Sesimiz az geliyorsa mercek takın. Bilin ki makilikler küçüktürler. Toros servisine benzemez endamları. Rize'nin çay ellerince nasır tutmazlar. Gör ki ateşe direnirler. Coşar Akdeniz. Döküleceğiniz yeri iyi belleyin düşmeden önce. Sonra bir İstanbul yanar, göz gözü görmez. Bu sitem yener, yeter ona. Karanlığında ahını almamak gerek. Ha bir de Kasımpaşa var ki şehremeninden çok aşağı. Devamı mı? Başa dönelim. Şu ithal adam çiçeklerimi pisliyor. Biz imledik, gerisi size kalmış. Bağımlıysa rüyanız, sabahı iyi düşleyin. Evet, çok teşekkür ediyorum Hakan Sürsal. Değerli Ulusal Kanal izleyenleri, Bir Kitap Aşkı programının sonuna daha geldik. Bir dergiden daha söz etmek istiyorum. Geçen hafta da şöyle bir göstermiştik. Kar adlı bir dergi ve dosya, kapakta benim de fotoğrafım var. Dosya, Öner Yağcı'yı dosya haline getirmişler. Derginin editörü Niyazi Yaşar'a ve emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yani hiç değilse burada benimle ilgili yazı yazan, değerlendirmelerde bulunan dostlarımın adını seslendirmek istiyorum. Hakkımda yazı yazanlara bir teşekkür ve şükran için. Niyazi Yaşar'ın sunuşundan sonra Ahmet Say ağabeyimizin, Güngör Gençay ağabeyimizin, Ahmet Doğan, Gülsüm Cengiz, Gülserhan Akkaş, Ahmet Özer, Nazmi Arıkan, Yasemin Arpa, Kadir İncesu arkadaşlarımın, dostlarımın emeklerine ve benimle ilgili duygu ve düşüncelerine içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Gelecek Kitap Aşkı programında buluşmak üzere sevgili Ulusal Kanal izleyenleri. Bu programımızda Cumhuriyeti konuştuk. Cumhuriyeti emperyalizme yem etmeyeceğimizi söyledik ülkemizin üç şairi.